Başarılı olmak için sahip olmanız gereken 5 alışkanlık. Başarı, genellikle bu hedefler ne olursa olsun, hayattaki hedeflerinize ulaşma yeteneği olarak tanımlanır. Başarıyı birkaç kelime ile açıklamaya çalışsaydık, bunlar tamamlama, elde etme ve ilerleme olabilirdi. Bana göre başarı mutlak bir varış yeri değil, gelişmek için ihtiyaç duyduğumuz becerileri ve kaynakları geliştirmeye yardımcı olan bir yolculuktur. Hayatta başarılı olmak için birçok farklı taktik ve alışkanlık vardır. Bugün yapmış olduğum araştırmalar sonucunda başarılı olmanız için edinmeniz gereken en iyi 5 alışkanlığı konuşacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeniz durumunda hayatınızda olumlu yönde bir ilerleme olacağından hiç şüpheniz olmasın. Şimdi videoya geçelim. Düşünce biçiminizi geliştirin. Zihinsel olarak büyüyeceğine inanan bir insan, yeteneğe değil, çalışmaya inanır. Yetenekli doğmak size avantaj sağlasa da, yeterince çalışmadığınızda, ilerleyen süreçte başarısız olmanız kaçınılmazdır. Sizin kadar yetenekli olmayan birisi, sizden daha fazla çalıştığında, başarılı olma olasılığı daha fazladır. Yeni beceriler öğrenin. Yeni beceriler öğrenmek, insanın kendisini modifiye etmesi anlamına gelir. Her bilgi sırası geldiğinde kullanılır. Bir zorlukla karşılaştığınızda olumsuzluğa düşüp sorunlardan kaçmak yerine üstüne gidip sorunlar için çözümler bulmalısınız. Başarısızlıklarınızdan tecrübe edinin. Gelişime açık olan bir insan başarısız olduğunda umutsuzluğa düşüp bunu yeteneklerinin bir yansıması olarak görmez. Bunun yerine her başarısızlıktan bir başarı elde etmeye çalışır ve sorunun özüne iner. Konfüçyus'un da dediği gibi önemli olan hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir. Duygusal zekanızı geliştirin. Kendi duygularınıza önem verin. Ne hissettiğinizi ve bu duygulara neyin neden olduğunu belirlemeye odaklanın. Kendinizi geri çekip olaylara tarafsız gözle bakmaya çalışın. Duygularınızı bastırmak yerine hislerinizle başa çıkmanın sağlıklı yollarını arayın. Unutmayın, bastırılmış her duygu sonradan daha şiddetli bir şekilde açığa çıkar. Bunu bir volkan patlamasına benzetebiliriz. Yıllarca hareketsiz duran volkanlar ani bir basınç dalgası ile bir anda patlar. Aynı zamanda başkalarından tavsiye alıp, söylediklerinin haklılık payını tartıp, olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmaya çalışın. Zihinsel dayanıklılığınızı geliştirin. Zihinsel dayanıklılık, engeller karşısında bile devam etme ve denemeye devam etme sürekliliğini ifade eder. Bu zihinsel güce sahip olan insanlar zorlukları fırsat olarak görürler. Ayrıca kendi kaderleri üzerinde kontrol sahibi olduklarını, başarılı olma yeteneklerine güvendiklerini ve başladıkları işi bitirmeye kararlı olduklarını hissederler. Kendinize inanın, negatif düşünceleri savuşturun ve kendinizi asla yenilmeyen bir savaşçı olarak görün. Çünkü yenilmek özünde pes etmeyi ifade eder. Eğer pes etmezsiniz asla yenilmezsiniz. Ayrıca girdiğiniz yol ne kadar engebeli ve imkansız görünürse görünsün, bunun sebebinin kendinizden kaynaklandığını asla unutmayınız. Becerilerinizi geliştirmenin ve ilerlemeye devam etmenin yollarına odaklanın. Başarılı insanların temel alışkanlıklarından biri de her zaman aksilikleri ve başarısızlıkları öğrenme fırsatları olarak bakmalarıdır. İradenizi güçlendirin. Psikologlar tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmenler tarafından oldukça zeki bulunan birkaç öğrenci uzun yıllar boyunca izlendi. Araştırmacılar, öğrencileri çocukluk ve yetişkinlik döneminde nasıl ilerlediğini karşılaştırdıklarında, hayatta en başarılı olanların azim ve irade gibi bazı temel özellikleri paylaştığını ve bunu geliştirmek için çeşitli yollar denediklerini buldular. Bu özellikler, bireyin genel kişinin bir parçası olma eğilimindedir. Ancak aynı zamanda geliştirilebilir bir şeydir. Uzun süreli hazza odaklanmak, zorluklar karşısında direnmeyi öğrenmek ve sıkı çalışmanızın ödüllerini beklemek genellikle hayatta başarının anahtarı olabilir. Örneğin, sadığınızı hayal edin. Susuzluğunuzu gidermek için iki seçenek sunulduğunu düşünün. Sağ tarafta kola, sol tarafta ise su verildiğini düşünün. Bunlardan birini seçmeniz gerekseydi, hangisini seçerdiniz? Kolanın çok zararlı bir içecek olduğunu bildiğiniz halde muhtemelen kolayı seçerdiniz. Bunun sebebi iradenizin ve mantıksal karar verme özelliğinizin yeterince gelişmemesi. Kendinizi irade konusunda geliştirmediğiniz sürece
zihninizin bir kölesi haline gelirsiniz. Sizin onu yönetmeniz gerekirken o sizi yönetir. İrade konusunda bilmeniz gereken en önemli şey zaman ve çaba gerektirdiğidir. İradenizi geliştirmek için ufak şeylerden başlayın. Örneğin 2 şeker atıyorsanız çayınıza, aralıklı olarak bu miktarı indirmeye çalışın. Bir anda şekeri kesmek yerine önce 1'e indirmeyi, sonra şekersiz içmeyi denemelisiniz. Eğer sabırsız olursanız muhtemelen başarısız olacaksınız. Kalıcı bir motivasyon kaynağı oluşturun. Bir şeyleri yapma arzusuna motivasyon denir. Hedeflerinize ulaşmada motivasyonun önemi büyüktür. Ama daha önemli olan ise motivasyonun kalıcılığıdır. Sizi motive eden şeyler içinizden gelmeli. Daha doğrusu kendinizden asla koparamayacağınız şeyler olmalıdırlar. Aksi söz konusu olduğunda anlık motivelerle anlık gaza gelirsiniz. Bu da sürekli geçici motive kaynaklarını aramaya yönlendirir sizi. Her düştüğünüzde sizi olduğunuz yerden kaldırması gereken kalıcı bir motivasyon kaynağına ihtiyaç duyarsınız. Her birey özeldir. Bunun için kendi motivasyon kaynağınızı kendiniz seçmeniz gerekir. Sadece doğru sorularla başlamak önemlidir. Örneğin, sizi en fazla motive eden nedir? Olduğunuz kişi mi, olacağınız kişi mi daha önemli? Anlık hazlar mı, yoksa kalıcı ve uzun hazlar mı sizi başarıya daha fazla yakınlaştırır gibi sorular sormalısınız. Ulaşılabilir hedefler belirleyin. Başarılı insanlar, başarmak için ulaşılabilir hedeflere sahip olarak başlamaları gerektiğini bilirler. Leonardo da Vinci'nin de söylediği gibi, çatıya çıkmak isteyen birisi merdivenin bütün basamaklarını çıkmak zorundadır. Siz de hedeflerinizi bölerek onlara ulaşmayı daha kolay hale getirebilirsiniz. Hedef belirlerken mümkün olduğunca spesifik olun. Günde 20 dakikamı yeni bir dil öğrenmeye ayıracağım gibi bir hedef seçmek, Fransızca öğreneceğim gibi genel bir hedef belirlemekten daha ulaşılabilirdir. Hedefinizi daha küçük adımlara bölün. Belirli bir hedef seçseniz bile bunu başarmak genellikle zor görünebilir. Bunalmadan ilerlemeye odaklanmanıza izin veren daha küçük adımlara bölmeyi deneyin. İlerlemeyi ödüllendirin. Yol boyunca başarılarınızın farkına varın ve başarılarınızın tadını çıkarmanıza izin verin. Videonun sonuna geldik. Bu arada unutmayın. Hayat çocukluğun bakış açısından çok uzun gözükse bile yaşlılığın bakış açısından kısacık bir an gibidir. Bu süreçte ipleri elinize alarak hayatın keyfini çıkartabilir ya da başkalarının o ipi boynunuza takmasına izin verebilirsiniz. Seçimlerimiz bizi özgür kıldığı gibi tutsak da kılabilir. Bu yol sürekli yenilip pes etmeyenlerin yoldur. Başarı ise yenilgiler ile inşa edilir. Yenilgilerinizde hepinize başarılar dilerim.